Show TV ekibi aracılığıyla beni araştırın çağrısı yapan Nesim Güngen eşiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Çiftin 4 gündür devam eden sorgusu tamamlandı. Polisin Güngenlerin gizli kasası olarak aradığı Gökhan Göz'le ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Çalışanları ve kocası ise sosyal medya fenomenini bakın neyle suçladı. İncelesinler, hiçbir şeyimizi bulamazlar. Ben 25 yıldır çekiyorum. Lütfen beni araştırın. Lütfen, lütfen, lütfen araştırın ki benim başarılarımı görün. Gülücük saçtı. Bağırdı. En sonunda da ağladı. Şov haber kamerasına ahkam kesen... Lütfen beni araştırın. Lütfen, lütfen, lütfen araştırın ki benim başarılarımı görün. Dilan Polat'ın hocasıyım diyen güzellik salonu patroneçesinin eski halinden eser kalmadı. Benim kalbimdeki aşk dönmüş. Kara para akladığı iddia edilen, hesaplarında 1,5 milyar liralık şüpheli para hareketi tespit edilen Nesli Minanç Güngen çiftinin 4 günlük sorgusu tamamlandı. İyiler kötüler ayıklanacak. İncelesinler, hiçbir şeyimizi bulamazlar. Ama öyle olmadı. Kuyu eşelendikçe altından skandallar çıktı. Silah çekmişiz ve bu Şile Emniyeti benim için. Ben Gökhan Gözüm. Tamam, teşekkür ederim. 2 yıl önce polise silah şov yapan iş adamı Gökhan Göz de iddiaya göre suç şebekesinin parçasıydı. Polis her yerde Nesim Güngen'in para kasası olduğu iddia edilen Gökhan Göz arıyor. Çünkü telefon takibine takıldı. O takipte şok eden bir gelişme daha yaşandı. İddiaya göre Nesim Güngen'le Gökhan Göz sevgiliydi. O para aklamış, sen de mi akladın diye bir işin içine çekmeye çalışıyorlar. Ben hiçbir şey aklamadım. Ben 25 yıldır sektördeyim. Sabah saatlerinde 20 şüpheli serbest bırakılırken Güngen çiftiyle birlikte 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. Emniyetten adliyeye sevk edilirken öpücükler saçan Nesim Güngen ifadesinde yaptığım her şey şeffaf araştırılsın, alnım açık dedi. Nesim Güngen saçlarını savurup gülücük saçarken tedirgin tavırlarıyla dikkat çeken kocası ifadesi de tüm suçu ona yıktı. İnanç Güngen, hiçbir şeyden haberim yok. Cihazların belgelerinin sahte olduğunu bilmiyordum diye savunma yaptı. Çalışanların Nesim Güngen'i ele verdiği ifadelerinde kullanılan estetik malzemelerinin yan etkilerinin ölümle dahi sonuçlanabileceğini biliyorduk. Ama bunları kullanmaya bizi Nesim Güngen zorladı dediler. Herkesin merak ettiği o isim, tatilde gözaltına alınan vergi müfettişi ise rüşvet iddialarını yalanladı. Vergi dairesinde görüştük, para almadı. 2014'ten beri ben biniyorum. Çünkü emeğimle yaptım. Düşmanlarım çatlasın, çekemem.